Mutlu akşamlar. Bugün 15 Aralık 2022 Perşembe. Ben Fatma Meltem Naz. TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Günün gelişmelerini paylaşacağız. Bültenimize Türkiye'nin konuştuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili konuyla başlayacağız. Tüm Türkiye Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasını konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili İmamoğlu'nu şov yapmakla suçlarken iktidar kanadından da bu karar nihai karar değildir telkinleri geliyor. Ama Ekrem İmamoğlu'na destek hem vatandaştan hem çeşitli sivil toplum örgütlerinden hem de vatandaştan sosyal medyadan artarak büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi de 81 ilde bugün eş zamanlı basın açıklaması düzenleyerek büyükşehir belediye başkanlarına sahip çıktılar. Altınordu ilçe başkanı Yelda Dalak konuştu. Ordu'da Ekrem İmamoğlu'na desteğimiz tamdır dedi. Verilen bu karar sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, İstanbul'da oy kullanmış seçmenine ve İstanbul iradesine verilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerini hakaret ettiği iddiasıyla siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararına CHP Ordu'ya teşkilatı tepki gösterdi. Ülkemizde yargı bağımsızlığını yitirmiş tek adam rejiminin yani sarayın iradesine devreye girmiştir. Bizler her zaman hak, hukuk, adalet dedikçe onlar saray demeye devam etmişlerdir. Parti il binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında CHP Altınordu İlçe Başkanı Yelda Dalak, İmamoğlu'na verilen hapis cezasını sert sözlerle eleştirdi. Dalak, iktidar tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelere engel olunmaya çalışıldığını söyledi. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar. Bunu saray ve ahalisi hiç unutmasın. Elbet gün gelecek, hesap dönecektir. Tutuklamalar, gözaltıları asla bizi yıldırmayacaktır. Cumhuriyetin değerlerine, demokrasinin temel taşlarına, özgürlüğümüze zarar vermeden sonuna kadar mücadelemizi götüreceğiz. Milletimizin refahı, huzuru ve mutluluğu için ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar gideceğiz. Basın açıklamasında Altılı Masa'nın ittifak ortakları olan İyi Parti ve Gelecek Partisi'nin Ordu İl Başkanları da söz aldı. İyi Parti Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk ve Gelecek Partisi Ordu İl Başkanı Avukat Ali Safa Aydın alınan kararın vicdani ve hukuki olmadığını ifade etti. Oradaki isim İmamoğlu'dur ama aslında Türk fikriyatına, özgürlüğüne, birey özgürlüğüne, insan özgürlüğüne, demokrasiye, hukuka bir yem vurulma arzusunun yansımasıdır bu karar. Bunu hiçbir şekilde, hiçbir durumda birey özgürlüğüne, demokrasiye inanan hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değil. Geçmişte Erdoğan'a yapılan, Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılan yasaklara karşı olduğumuz gibi bugün de Sayın İmamoğlu'na, yarın da bir başkasına yapılan yasaklara da karşı olduğumuzu sürekli olarak dile getireceğiz. Siyaset, siyaset arenasında çözülür. Başka kirli pazarlıklarla çözülemez. Bunu tekrar dile getiriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Açıklamaların ardından CHP Altınordu İlçe Başkanı Yelda Dalak açıklamaya destek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Sonuna kadar mücadelemizi verip başaracağız. Geliyor, gelmekte olan. Teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden 2023 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da söz alan isimler arasındaydı. Milletvekili Metin Gündoğdu hem bütçe görüşmelerini değerlendirdi hem de yeni bütçenin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlar Kurulu'na ve bütçe görüşmelerine destek veren tüm meslektaşlarına teşekkür etti. Son söz Sayın Metin Gündoğdu'nun. Sayın Gündoğdu buyurun.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmeleri devam ediyor. 2023 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da partisi adına söz alan isimler arasında yer aldı. AK Partili vekil bütçe görüşmeleri için AK Parti'nin 21. bütçesi olduğunu söyledi. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. 100 yıllık Cumhuriyet'in üst üste 21. bütçesi AK Parti hükümetine yapmak nasip olmuştur. Bu bütçe gariplerin, zorda kalanların bütçesi. Bu bütçe mağdurların, engellilerin bütçesi. Bu bütçe TOK markasının bütçesi. Bu bütçe İHA'ların, SİHA'ların bütçesi. Bu bütçe teknoloji hamlesinin bütçesi. Bu bütçe ikinci yüzyılın bütçesi. Bütçe görüşmelerinde orduya yapılan yatırımlardan da bahseden milletvekili Gündoğdu, 21 yılda yaptığımız bütçelerle ülkemizdeki altyapı problemlerinin %70'i bitirilmiştir dedi. İktidara geldiğimizde Ankara'dan orduya stabilize yolda tek şeritle gidiyorduk. Şimdi ise duble yollarda çevre yollarıyla gidiyoruz. Sağlık alanında ilimizde 1 milyar 500 milyona 1000 yataklı şehir hastanemiz ile yatırımlara devam ediyoruz. 21 yılda yaptığımız bütçelerle otoyollar, havaalanları, şehir hastaneleri ve sayısız hizmetiyle ülkemizin altyapısının probleminin %70'ini bitirdik çok şükür. Gündoğdu başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu olmak üzere bütçe görüşmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in ilk gününden bugüne kadar bu mecliste Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen tüm bakanlara, tüm hükümetlere huzurlarınıza teşekkür ediyorum. AK Parti grubu milletvekillerimize, AK Parti grubuna, MHP grubuna 21 yıldır büyük devlet ve millet adamlığı sayesinde milletin verdiği güç ile milletimizin hizmet yolunda Cumhuriyet tarihimizin 21 yılı üst üste... Teşekkür ediyorum. Bütçe görüşmelerinde konuşan bir diğer isim AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız'dı. Milletvekili Yedi Yıldız, AK Parti, 20 yıllık AK Parti iktidarında orduya yapılan yatırımlara dikkat çekti. Bu zamana kadar ki 20 yıllık AK Parti... AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023 bütçe görüşmelerinde söz alarak 20 yıllık AK Parti iktidarında ordu iline yapılan hizmetleri tek tek anlattı. Bu zamana kadar ki 20 yıllık AK Parti iktidarlarında ordu ilimize, Ordu Giresun Havalimanı, 17 bin kişilik içinde spor lisesi olan stadyum, 192 okul binası, 12 hastane, 16 kapalı spor salonu, 35 tünel, 73 köprü, 2023-2022 yılları arasında toplam 17 milyar 168 bin 919 TL'lik yatırım ile 150 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 416 kilometre yol yapılmıştır. Ordu Milletvekili Yedi Yıldız 2023 bütçesiyle de Ordu'ya şehir hastanesinin kalan kısmı, Gölköy Devlet Hastanesi, Kabataş ve Çatalpınar E2 entegre hastaneleri, 18 adet yol yapım projesi, 35 okul binası, 4 öğrenci pansiyonu ve 1 kapalı spor salonu inşaatı yapılacağını söyledi. 2023 bütçesiyle birlikte %50'si tamamlanmış olan 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi, Gölköy Devlet Hastanesi, Kabataş ve Çatalpınar E2 entegre devlet hastaneleri, 18 adet yol yapım projesi, 35 okul binası, 4 öğrenci pansiyonu, 1 kapalı spor salonu inşaatı da bu bütçeyle tamamlanmış olacaktır. AK Parti Ordu Milletvekili Operatör Doktor Şener Yedi Yıldız, yapılanlar ve yapılacaklar için bütçede emeği geçenlere ise teşekkür etti. Bu vesileyle 2023 bütçesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza ve Plan Bütçe Komisyonu üyelerine teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de bu sabah Yeni Gün programında misafirimizdi. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen bütçe konusunu değerlendirdi ama eleştirileri vardı. İktidarın aksine orduya yapılmayanları anlattı Milletvekili Adıgüzel. Özellikle fındığı bırakın Türkiye'de dünyada en fazla üreten iliz ama her yıl TÜİK istatistikleriyle de ortaya konuyor ki fakirleyen, fakirleşen bir ile sahibiz dedi. Eleştiri oklarının hedefinde ise iktidar vardı. Rezalet bir noktadayız.
gelişen, yarışan, düşünen ordu diye getirdikleri yerde gelişen ordu bugün sondan birinci. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel, TV52'de katıldığı Yeni Gün programında Fatma Meltem Naz'ın sorularını yanıtladı. Ordu'nun Türkiye İstatistik Kurumu raporlarında Karadeniz'in en fakir ili olmasına değinen ordulu vekil, iktidarın ordu temsilcilerini eleştirdi. Doğu Karadeniz bölgesinde milli gelir itibariyle kişi başına düşen 4840 dolarla en dipteyiz. Fakat daha enteresan bir rakam, milli geliri aşağı çeken, milli geliride eksi pay sahibi olan iller arasında, yani milli geliri düşüren iller arasında Türkiye'de Ordu birinci sırada. Birinci yaptılar, şampiyon yaptılar, sizi tebrik ediyorum. Ordu'da vatandaşların ciddi sorunları olduğunun altını çizen CHP'li Adıgüzel, TÜİK rakamlarını ise bu söylentileri ispat olarak niteledi. Yanlış yönetiliyor, kötü yönetiliyor. Ordu'da daha bir belediyenin en temel yapması gereken altyapısının bile olmadığını, bütün muhtarların yol diye bağırdığını, bütün vatandaşların su diye bağırdığını, temiz su istediklerini, en basit işlerin bile yapılmadığını söylüyorduk. Bunların da bu TÜİK rakamları da bunun ispatı. Fındığın dünyada en fazla üretildiği il nasıl olur da bu listede sonuncu olur diyen CHP Ordu Milletvekili, ordulu yöneticilere seslendi. Ordunun kıymetlerini değerlendiremiyorsanız sizin malınızı başkası yiyor dedi. Niye bu kadar şeye rağmen ordu sonuncu olur? Fındık Türkiye'nin ihracatında tarım kaleminde birinci sırada. Ordu'nun da birinci olduğu bir durumda nasıl oluyor da ordu sonuncu oluyor? Bana biri bunu anlatsın yani. İşte turizme açık alanlarımız var, geliştirilebilir alanlarımız var. Bütün bu kıymetlere rağmen bunları değerlendiremeyip de eğer sonuncu oluyorsanız sizin malınızı başkası yiyor demektir. Ordunun hakkını yediriyorsunuz demektir. Ordu'ya kaynak aktarılmadığını söyleyen CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, orduya verilen hiçbir sözün de tutulmadığını ifade etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u hedef aldı. Ordu'ya verilen hangi söz tutuldu? Geldi orduya 5 tane mega proje var. Hangisi yapıldı? Hangisine kazma vuruldu? Samsun Sarp Demiryolu'nu konuşuyoruz değil mi? Mesela en basitinden. Verilen bir sözdü. Fakat tuttular Binali Yıldırım'ın keyfine Erzincan'dan Erzurum'a dağlardan aşağı saçma sapan olmayacak bir şeyin peşine düştüler. 2053 vizyonunda ordu yok, Giresun yok. Verilen hiçbir söz tutulmuyor. Orduya hiçbir kaynak aktarılmıyor. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik süren rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerin emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Daha doğrusu ifade işlemleri tamamlandı. Avukat Murat Hazinedar ordulu bir isim. Beşiktaş ilçesinin de eski belediye başkanı. O da ifade veren isimler arasındaydı. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında ordulu Beşiktaş eski belediye başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Beşiktaş Belediyesi'nin yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ordulu Beşiktaş eski belediye başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek'le zabıta müdürü Selçuk Bartan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında ordulu Beşiktaş eski belediye başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. İstanbul merkezde Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek'le Selçuk Bartan'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Belirlenen adreste bulunmayan eski belediye başkanı Murat Hazinedar da Kastamonu'da yakalanmıştı. Sağlıkta şiddet yasasının düzenlenmesini talep eden doktorlar bugün iş bıraktı. Hekim Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamayla sağlıkta şiddet sorunlarının arttığına dikkat çekilerek doktorların 15 Aralık tarihinde iş bırakacakları duyurulmuştu ve bugün hastanelerde mağduriyet vardı. Randevu alıp muayene olamayan vatandaşlar tepkiliydi ama bazı vatandaşlar da doktorların haklı taleplerine destek olduklarını söylediler. Hizmet veremeyince ben ne önemi var, öldüm gittim. Doktor hakkını alamayınca ne önemi var yaşantının? Hemen hemen her gün bir doktor hastası ya da hasta yakını tarafından şiddete uğruyor. Artan şiddet olayları, MHRS baskısı ve güvenliksiz çalışma koşullarına dikkat çekmek için doktorlar bir günlük iş bırakma eylemine gitti.
Hekim Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamada sağlıkta şiddet sorunlarının arttığına dikkat çekilerek doktorların 15 Aralık tarihinde iş bırakacakları duyurulmuştu. Haklılar sonuna kadar. Haklı olduklarını düşünüyorum. Hastalıklar ne olacak? Ne yapacağız ya şimdi? Ne yapmamız lazım? Bize randevu verdiler bir daha. İnsanlarımız düşüncesiz. Neden böyle yapıyorlar? Niçin yapıyorlar? Doktor olmamış kime tedavi olacaklar? Nasıl iyi olacaklar? Bugün Ordu'da da doktorların grevinden habersiz olan, tedavi için hastanelere gelen fakat doktorlar olmadığı için mağduriyet yaşayan hastalar duruma tepki gösterdi. Saat 3'te randevum vardı. Şu halde grevim, hastayım. Randevumu kaçırmayayım diye geldim, doktor yok. Ta Akpınar'dan geliyorum. Eğer bir devlet yöneticisi olsaydı hemen doktorlar greve gitmezlerdi, onların başına giderlerdi. Benim istediğim bu. Yazık bize. Bu vatandaşa çok yazık. Olan halka oluyor. Doktora hiçbir şey olmuyor. Varsın gitsinler dedi Cumhurbaşkanı doktorlara. Doktorlar da gitti. Gelsin doktorlara şimdi muayene ettirsin bizi. Randevum vardı. Doktor yok. Bulmuyorum kızım. Ben rahatsız olmasam zaten hastaneye gelmem. Ha, ne yapayım ben şimdi? Acil de bakmıyor. Grevde olduğunu söylediler. Bana sorun bana. Grevde olduğunu söylediler. O yüzden şimdi kaldım. Niçin grev var yapıyorlar? Onu da anlamış da değilim yani. Sebebi ne? Ben de kaç gündür randevu alamıyordum. Bir ay, iki aydan beri tansiyon ilacımı yazdıracağım. Yazdıramıyorum. Bugün geldim. Akşam bana mesaj attılar gelin diye. Gittim geldim, doktor yokmuş, şeymiş, bilmem neymiş. Dolmuş bekledim, 1,5 saat dolmuş bekledim. Ondan sonra da yetişemem diye taksi tuttum geldim. Yazık değil mi bu millete? Randevum vardı ama yokmuş. İnsan bir mesaj atar, ben ta Perşembe Çaytepe'den geliyorum yani. Yazık günü geldik, doktor yok. Şimdi geri gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Sabah erken saatlerde randevularına yetişmeye çalışan hastalar, randevu iptalleri neden bizlere iletilmedi diyerek sert çıktı. Ne yapalım yani? Bunu bir haber verseler ya bir ilan verseler, bugün poliklinik yok diyen kalkıp gelmez. Her bir köyden aşağı gelir. Diye niye randevu verdiler? Ben şimdi bir daha randevu alacağım diye ayın kaçına. Bugün mesaj atabilirlerdi evden çıkmadan. Gelmezdik biz de. Ama yapacak bir şey yok. Öte yandan bazı hastalar muayene olamasalar bile doktorlara hak vererek grevi destekledi. Doktorların yanındayız evet. Bütün sağlık personellerinin. Vallahi hak eden hakkını alsın derim. Yani doktorun hakkıysa herkes hakkını alsın. Doktor olmasa biz yok. Onlar biz var olmasa onlar yok derken hep vatandaş doktora bağlı. Allah'tan sonra doktor. Tabii onlar da hakkını alsın. Güzel bir yerlere gelsinler. Vatandaşa hizmet etsinler, ediyorlar, Allah razı olsunlar, daha iyisini etsinler. Ama bu doktorların çektiği çile ne? Ne demek bu? Doktorlar haklı. Haklı, onlar boşa okumuyorlar, dirsek çürütmüyorlar. Ne hakları var? Biz boşa geldik, gidiyoruz. Yok, ama üzüldük doktorlar adına. Evet, tabii haklı, onlar da haklı, biz de haklıyız. Şimdi ne yapalım? Kesinlikle ben karşıyım, şiddete karşıyım. Hiçbir kimseye şiddet uygulanmamalı. Evet. Sözlü olsun, şeyli olsun, ne olursa olsun şiddete tabii ben karşıyım. Hakkını ararsın, başka türlü ararsın ama şiddete asla, asla. Haklılar, haklılar ama biz de haklıyız. Biz de haklıyız, onlar da haklı. Altınordu Belediyesi çalışanlarına yönelik hem kişisel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hem de hizmette kalite ve verimliliği artırıcı hizmet içi eğitim seminerlerini sürdürüyor. Personel eğitimlerini oldukça önemsediklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kurumsal hizmet kalitemizi doğrudan etkileyen eğitim seminerlerimiz bundan sonra da devam edecek dedi. Aile içi iletişiminde, eşler arası iletişimde, çocuklarla olan iletişimde, personel eğitimleri için kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirlikleriyle alanında uzman kişileri çalışanlarıyla buluşturan Altınordu Belediyesi personele yönelik çeşitli eğitim seminerleri düzenledi. Sorunları olduğunda bir birey, Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda gerçekleştirilen proje hazırlama ve bütçeleme teknikleri konulu eğitim seminerinde proje ve finans uzmanı Dilara Koyuncu tarafından belediye çalışanlarına proje kaynak planlaması ve bütçesi, proje hazırlama ve yazma gibi konularda bilgiler verildi. Bağımlı meşrulaştırılması var öylece.
Ama bu teknolojiyi kullanmayacağız demek değil. Tabii ki kullanacağız, kullanıyoruz. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim seminerlerinde ise Altınordu Sosyal Hizmet Merkezi görevlilerinden sosyal hizmet uzmanı ve aile danışmanı Dönüş Zeynep Dilaver, sosyologlar Aydın Bayarslan ve Ümit Belgüzar tarafından toplumsal değerlerin edinilmesinde ailenin rolü, teknoloji bağımlılığı, kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim konularında da Altınordu Belediye çalışanlarına kapsamlı bilgiler verildi. Ordu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Altınordu Sosyal Hizmet Merkezi'nde sosyal hizmet uzmanı ve aile danışmanı olarak görev yapıyorum. Altınordu Belediyesi ile işbirliğinde bugün burada kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ve aile içi iletişim kapsamında yöneticilerimize ve çalışanlara eğitim düzenledik. Personel eğitimlerini önemsediklerini ve periyodik olarak çeşitli konularda eğitim seminerleri düzenlediklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören şu ifadelere yer verdi. Dünyada yaşanan yoğun rekabet, bilgi ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve çeşitlenen hizmet beklentilerine karşılık çalışma arkadaşlarımızın görevleriyle ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek üzere planlı eğitim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra yine toplumsal farkındalık eğitimleri de düzenliyoruz. Kurumsal hizmet kalitemizi doğrudan etkileyen eğitim seminerlerimiz devam edecek. Uyum sorunları. Saadet Partisi 2023 seçimleri yaklaşırken saha çalışmalarına başladı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun dün duyurusuyla tüm illerde teşkilatlar harekete geçti. Dün ilk açıklama, seçim çalışmalarına başladıklarını duyuran ilk açıklama, Avukat Erkan Temiz'den Saadet Partisi İl Başkanı'ndan gelmişti. Bugünse partinin önemli toplarından Cafer Güneş Ordu'daydı. Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş Ordu'daki saha çalışmalarına katıldı. İlk günü değerlendirdi. Gündeminde hakkında hapis cezası bulunan Ekrem İmamoğlu da vardı. Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun talimatlarıyla seçim çalışmalarının startını bugün verdi. Parti Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Saadet Partisi Ordu'ya Teşkilatı'nın saha çalışmalarına katılmak üzere bugün Ordu'ya geldi. Çalışmalar öncesi parti il binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında Saadet Partisi İl Başkanı Avukat Erkan Temiz, Ordu'da il ve ilçe teşkilatı olarak 6 ekip eşliğinde saha çalışmaları kapsamında vatandaşla bir araya geleceklerini söyledi. Bugün itibariyle tüm Türkiye'de genel merkezin planlamış olduğu Saadet Sahada programlarını icra etmeye başlıyoruz. Şu anda 6 çalışma ekibimiz ilçelerine ulaştılar ve çalışmaya başladılar. Biz de inşallah bu basın toplantısından sonra Altınordu ilçemizde çalışmalarımıza start vermiş olacağız. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş gerçekleştirdiği açıklamada saha çalışmalarına ilişkin bilgilere yer verirken gündeme dair de önemli açıklamalarda bulundu. Saadet sahada. Zaten biz hep sahadayız ama bu sefer 3 aylık bir program dahilinde tüm Türkiye'yi Aralık, Ocak, Şubat aylarında her hafta sonu olmak üzere her ilde, ilin durumuna göre 6'şar, 8'er, 10'ar gruplar halinde il teşkilatımızın yapacağı program çerçevesinde de sahada insanımıza ulaşmaya, sorunlarını dinlemeye, varsa sorularını almaya, onların çözüm yollarını da anlatmaya gayret edeceğiz. Genel Başkan Yardımcısı Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret suçundan verilen hapis cezasına ilişkin haksızlık nereden gelirse gelsin biz Saadet Partisi olarak karşısındayız yorumunu yaptı. Yetkili kişilerin elinde başkasına karşı sopa olarak kullanılmamalı, silah olarak kullanılmamalı. Gün olur, devran döner. Bu olay başkasının eline geçtiğinde size yaparsa olmaz. Biz milli görüş olarak iki cümleyi çok önemsiyoruz. Bir, kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi biz de başkasına yapmayacağız. İki, aleyhimize de olsa doğruyu söylemeye hem sözümüz var yaratana hem de ahdimiz var bu yolda olacağımıza. Aleyhimize de olsa doğruyu söylemekten, doğru işlere taraf olmaktan hiç çekinmeyeceğiz. Güneş'in gündem başlıkları arasında 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayı da vardı. Güneş, devlet bu konuda üzerine düşeni mutlaka yapmalı dedi. Çocuk ve istismar, kadın ve şiddet, genç kız ve tecavüz kelimeleri aynı cümlede bir araya geldiğinde dahi insanın tüyleri ürperiyor, midesi bulanıyor. Bu hususta devlet üzerine düşeni yapmalı,
toplu yaşanılan yurt gibi, kurs gibi, vakıf gibi, dernek gibi yerlerde devlet kontrolü mutlaka sağlanmalı, olmalı ve ilime göre, bilime göre eğitim mutlaka yapılmalı, yaptırılmalı. Açıklamaların ardından Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş ve Parti İl Başkanı Erkan Temiz saha çalışmalarının startını vererek vatandaşla bir araya geldi. İlk evim, ilk iş yerim kampanyası, daha doğrusu projesi kapsamında bugün kura heyecanı vardı. Ordu'da kura heyecanını haber merkezinden muhabir arkadaşlarımız da takip etti. Ortaya renkli görüntüler de çıktı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim projesinde Ordu'da TOKİ kuralları vatandaşların katılımıyla Ordu Gençlik Merkezi'nde devam ediyor. Ben arkadaşımın annesi için buradayız. Heyecan tabii ki var. İnşallah olur. Yok, heyecan yok. Yani benim değil, oğlumun konu bekliyor. İyi, güzel proje. Güzel. Yani iyi. İnşallah. İnşallah. Hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Vatandaş olarak çok iyi bir şey. İnşallah devamı gelir. Öyle bir şey olmaz, her zaman iyi bir şey yani. İki gün boyunca sürecek olan kuralların birinci gününde Ordu, Fatsa ve Ünye'de toplam 1611 kişi konutlarına kavuşmuş olacak. Nasıl, heyecan var mı? Yok. Beklentiniz nedir? Çıkar mısınız? Efendim? Beklentiniz nedir? Beklentim çıkarsa şansımıza. Umudunuz var mı? Var ama bakalım, inşallah çıkar. 25 yıldır ev sahibi olmak istiyorum, olamadım. Kiradayım ve çocuk okutuyorum. Hayat şartları çok çok zor. Çok, en büyük isteğim hayatta sadece ev olsun. İçinde hiçbir eşyam, hiçbir şeyim olmasın, önemli değil. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı İlk Evim İlk İş Yerim projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'de sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte il il kurallar çekilmeye başlandı. TOKİ kurallarının çekileceği adreslerden biri de tarihler 15 Aralık 2022'yi gösterdiğinde Ordu oldu. Şehit yakını, gazi ve engellilerin öncelik verildiği kurallarda 2009 yılında Tunceli'de şehit olan Ordulu Yahya Köktür'ün ailesi de ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. 2009 yılında şehit oldu oğlumuz. Tunceli'de Yahya Köklü. TOKİ'de yazılıp da çıktı. Allah'ım. Yani yazılıp da çıkmadan nasip etsin. Vatanımız sağ olsun, çocuğum şehit oldu. Rabbim yolunu açık etsin her zaman, ne diyeyim yani. Allah başımızdan eksik etmesin. İmkanlarımızı çok önlerimizi açtı. Önceden öyle değildi. Gaziler de öncelikli olarak projeden faydalananlar arasındaydı. 1995 Bitlis Mutki'de gazi oldum ben. TOKİ çekilişine kurallara katıldık. Başvurumuzu yaptık. Çok güzel bir proje. İnşallah bütün başvuru sahiplerine de Allah nasip eder. TOKİ'den herkes ev sahibi olur inşallah. Öte yandan Ordu'da toplam 38 bin başvurunun yapıldığı İlk Evim İlk İş Yerim projesinin kura çekimleri yarın da Altınordu Gençlik Merkezi'nde devam edecek. Katılanlar salondan ya da Toplu Konut İdaresi internet sitesi üzerinden kurayı canlı olarak takip edebilecek. İlk günde Altınordu, Fatsa ve Ünye'deki hak sahiplerinin belirlendiği kurada 16 Aralık'ta da geri kalan ilçelerdeki tarihliler açıklanacak. 1824 Fatsa Göç Çekeli. Ordu Valisi Tuncay Sonel her hafta çarşamba günleri halk günü toplantıları düzenliyor ve ordularla buluşuyor. Vali Sonel bu çarşambada 365 ordulunun istek ve taleplerini dinledi. Ordu Valisi Tuncay Sonel her hafta çarşamba günleri düzenlediği halk günü toplantılarında vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Valilik toplantı salonunda halk günü toplantısına katılan vatandaşlarla tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerle ilgili notlar alan Vali Sonel, halk gününde 363 vatandaşın sorunlarının çözülmesiyle ilgili somut adımlar atarak onların hayır dualarını aldı. Devletimiz her daim sizlerin yanındadır diyen Vali Sonel, halk gününe gelen tüm vatandaşların boş gönderilmeyeceğini, talep edilen yol, sağlık yardımı, iş talebi, eğitim desteği gibi tüm ihtiyaçların giderilmesi noktasında gereken özenin gösterildiğinin altını çizdi.
Vali Tuncay Sönel aileleriyle birlikte halk günü toplantısına gelen çocukları da unutmayarak verdiği çeşitli hediyelerle çocukları sevindirdi. Halk günü toplantısına katılan vatandaşlar da bizleri güler yüzüyle karşılayan, desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Tuncay Sönel'e teşekkür ediyoruz diyerek duygularını dile getirdiler. Eczanelerde ilaç sıkıntısına dair gündem kenarda dururken resmi gazetede yayınlanan kararla bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara %36.77 oranında zam geldi. Orada Eczacılar Odası Başkanı Hakan Öztekin, Şubat ayında yapılması planlanan zammın neden öne çekildiğini anlattı. Öksürük şuruplarından antibiyotikleri, ağrı kesicilerden grip ilaçlarına yaşanan ilaç krizine çözüm için ilk adım atıldı. İlaç kurunu belirleyen euro kuru %37,77 artırıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dün euro kuru üzerinde yapılan güncelleme neticesinde euro kuru 7.86'dan 10.76'ya çıkarıldı. Bu ilaç fiyatlarında %36.77'lik bir artışa sebep oldu bugün itibariyle. Resmi gazetede yayımlanan karara göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara %36,77 zam geldi. İlaç fiyatını belirleyen euro değeri %36,77 artırıldı. İlaç zammına ilişkin açıklama yapan Ordu Eczacılar Odası Başkanı Hakan Öztekin, Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi dedi. Bu ilaç fiyat artışı ilaç üreten sanayinin yani firmaların talebiydi. Çünkü hem etken madde temininde güçlük çekiyorlardı hem de maliyeti kurtarmıyordu, ilaç üretemiyorlardı ve biz bunu defalarca dile getirdik zaman içerisinde. İlaç yoklukları her geçen gün arttı ve geldiğimiz noktada Sağlık Bakanlığımızın da girişimleriyle normalde bizim Şubat ayında yapılması gereken bu güncelleme erken bir tarihe yani bugün 15 Aralık tarihine alınarak öne çekildi. Öztekin ilaç fiyatlarına gelen zammın üretici firmaların maliyet artışının önüne engellenmesinin amaçlandığını belirtti. Öte yandan ilaç fiyatlarına gelecek %36'lık zamla vatandaşın ilaç fiyatlarında ödeyeceği katılım payı da artacak. Bu noktada ümit ediyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde bu ilaç yokluğu sıkıntıları bitecektir. Yoğun gündeme kısa bir reklam arası veriyoruz. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntüyle devam ediyoruz. Görüntüde kadın bir esnafla Başkan Kibar'ın sohbeti yer alıyor. Ama oldukça samimi olan bu sohbet sosyal medyada da çok konuşuldu. Başkan Kibar sık sık esnaf ziyaretleri yaparak ilçede kendi karnesine kendi not veriyor aslında. Yine öyle bir buluşmada çok samimi, sıcak bir diyalog yaşandı. İzliyoruz. Çok masraf oluyor ama sırası. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla içleri ısıttı. Tamam. Pazarı yapıyoruz sana, yolları yapıyoruz, kapıları yapıyoruz, bacaları yapıyoruz. Yapıyoruz. Sırasıyla yapıyoruz. Çok şükür Allah'ım. Oluyor.
çok daha mazar olur. Sık sık vatandaşlar ve şehir esnafıyla buluşmalar düzenleyen Fatsa'nın sevilen başkanı yine bir esnaf ziyareti sırasında kadın bir esnafla gerçekleştirdiği muhabbeti sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı. İşletme sahibinin ikamet ettiği mahallede yapılan çalışmalar üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren kibar, izleyenlerin ise yüzünde tebessüm oluşturdu. Çok masraf oluyor ama sırasıyla hepsini yapacağız. Evet. Şu yeni yaptığımız yolda mı oturuyor? Evet. Ha, sizi yorduk ama orada yapacak bir şey yok. Çok da yoruldum. Şimdi asfaltlayacağız az kal. Ama çok yoruldum. Çok yoruldunuz. Evet, çok ama yapılan işi gördüm. 1 metre, 2 metre aşağı indik. Hepsi. Altı, hepsi, hepsi değişti. Hepsi girdi toprak altına. Hepsi girdi toprak altına. Bu boruların hepsi zamanında orada 3 ev varken ona göre hesaplanmış. Şimdi oralar oldu koca koca siteler. O borular kaldırmıyor onları. Arıza yapıyor, kırılıyor. Yol da eskiydi zaten. Hepsini yeniledik Allah'ın izniyle. Vatandaşın yol yapım çalışmaları sırasında zahmetler de çektiğini anlatan kibar, samimiyetiyle vatandaşlardan da takdir topladı. Asfaltı da döktü. Allah çok verdi. Amin. Devletimiz. Allah çok versin, evet. Devletimize, milletimize çok versin. Amin. Allah'ın güç kuvvet versin. Yani. Karadeniz denince akla ilk gelen balık hamsi. Tezgahların kralı diyoruz. Bu sene henüz yemek nasip olmadı ama hamsi lezzetini sevenler çoktan hamsiye doydu bile. Bu sene boyutuyla pek de memnun etmedi. Hem balıkçıyı hem de vatandaşı hamsi. Hatta yeniden avlanmasına yasak getirilmeli mi diye konuşuluyor ama uzmanlarsa vatandaşlara hamsiyi nasıl tüketmeleri gerektiği noktasında uyarılarda bulunuyor. Hamsiyi kızartmayın önerisi geldi. Daha doğrusu uyarısı geldi. Kimden? Beslenme ve diyetetik uzmanı Sena Seher'den. Çünkü hamsi kızartıldığında bırakın vücuda faydayı, zarara bile neden olabiliyor. Balık omega 3 yağ asit içeriği, protein içeriği bakımından zengin bir besindir. Kalp hastalıklarına ve hipertansiyona karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Beyin gelişimine yardımcıdır. Aynı zamanda depresyona karşı da koruyucu bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle Karadenizlilerin vazgeçilmezi olan hamsinin mevsimi geldi. Balıkçı tezgahlarında satılan hamsi kış boyunca evlerde sofraları da süslüyor. Balık mevsimindeyken haftada en az 2-3 kez tüketilmesi gerekir. Vatandaşlar ucuz ve taze balık yemenin keyfini yaşarken uzmanından da uyarı ve öneriler geldi. Dünyanın en faydalı omega 3 bakımından, en zengin ağır metal açısından, en risksiz balıklarından olan hamsiyi kızartmak faydasını yok etmek oluyor. Kızartma yöntemiyle beraber özellikle hamsileri mısır unuyla, çeşitli unlarla beraber kızarttığımızda balığın içeriğindeki faydalı omega 3 yağ asitleri kızartma yağına karışır. Böylece balıktan alacağımız fayda minimum dereceye inmiş olur. Beslenme ve diyetetik uzmanı Sena Seher, uzmanlar tarafından yapılan bir çalışmaya dikkat çekerek hamsinin en sağlıklı pişirilme yönteminin fırınlama olduğunu söyledi. Yapılan bir çalışmada balığı 3 farklı pişirme yöntemiyle pişirmişler. Bunlardan biri fırında, diğeri buğulama, biri de ızgara yöntemidir. Çalışmanın sonucunda en sağlıklı pişirme yönteminin fırınlama olduğu bulunmuştur. En zararlı pişirme yöntemi ise kızartma olduğu bulunmuştur. Kızartma yöntemiyle beraber özellikle hamsileri mısır unuyla, çeşitli unlarla beraber kızarttığımızda balığın içeriğindeki faydalı omega 3 yağ asitleri kızartma yağına karışır. Böylece balıktan alacağımız fayda minimum dereceye inmiş olur. Aynı zamanda balığın içerisindeki protein yapısı da bozulmuş olur. Diyetisyen Seher, kızartma yönteminin sadece hamsi için değil, hiçbir besin için yapılmaması gerektiğini vurguladı. Kızartma yöntemi zaten kanserojen bir yöntem olduğu için ne balıkta ne de hiçbir besin grubunda tavsiye etmiyoruz. Fırınlama, buğulama, ızgara yöntemleriyle yemeklerimizi pişirmeliyiz. Bu haberle TV52 Ana Haber'in sonuna geldik. Biraz sonra Görkem Karaağaç spor haberleriyle sizlerle olacak. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızda olacağız. Ben Görkem Karaağaç. Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ordulu milli halterci Yusuf Fehmi Genç, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda derece elde etmek istiyor. Tamam, evet.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç silkmede 182 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzandı. Şampiyonanın ardından memleketi Ordu'ya gelen Yusuf, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son katıldığı Dünya Halter Şampiyonası'nda ülkesine 7 yıl sonra erkeklerde altın madalya kazandırdığını işaret eden Yusuf, bunun kendisi için çok ayrı mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu altın çizdi. 8 seneden beri halter sporuyla ilgileniyorum. Bu zamana kadar birçok uluslararası yarışmalarda görev aldım, birçok madalyalar elde ettim. Son katıldığım Büyükler Dünya Şampiyonası'nda da ülkemize 7 sene ardından altın madalya kazandırdım. Yusuf Fehmi Genç önünde 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu ifade ederek bu organizasyona gidebilmek için gelecek aylarda yapılacak bazı şampiyonalara katılarak kot almaya çalışacağını vurguladı. Önümde Büyükler Avrupa Şampiyonası var seneye. Sonrasında Büyükler Dünya Şampiyonası. 2 sene içinde birçok uluslararası yarışmalarımız var. Amacımız burada ülkemizi temsil edip kota puanı kazanmak, tekrar ülkemize madalya getirmek, olimpiyatlara katılmak için hak kazanmak olacak. Milli halterci Paris 2024'te ülkesini madalyayla gururlandırmak istediğini vurgulayarak şunları kaydetti. Olimpiyatlara katılmak her sporcunun hayalidir. Benim de hayalimdi. Spora başladığım ilk dönemlerde madalya almak benim de hayalimdi. Ama şu anda hayalimden ziyade hedefim oldu. Umarım olimpiyatlara katılıp güzel ülkeme bir madalya almak istiyorum. Ordu valisi Tuncay Sonel elde ettiği başarıyla 7 yıl sonra ülkemize altın madalya kazandıran Yusuf Fehmi Genci makamında ağırladı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda ülkemizi temsil eden Ordulu milli haltercimiz Yusuf Fehmi Genç, silkme müsabakasında 182 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Büyükler Dünya Şampiyonu oldu. Ordu valisi Tuncay Soner elde ettiği başarıyla 7 yıl sonra ülkemize altın madalya kazandırarak Türkiye'yi büyük bir gurur yaşatan milli haltercimiz Yusuf Fehmi Genci kabul ederek başarısından dolayı kutladı ve altınla ödüllendirdi. Ordumuzun gururu, ülkemizin gururu maşallah. Vali Tuncay Soner şampiyon milli halterci Yusuf Fehmi Genci valilik binası önünde çiçekle karşıladı. Vali Sonel Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterciye her daim yanındayız diyerek altın hediye etti ve başarılarının devamını diledi. Seviyoruz seni. Maşallah ama yolun, bahtın, nasip olsun. Her daim yanındayız inşallah. Milli halterci Yusuf Fehmi Genç ise verdiği desteklerden dolayı Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti. Olimpiyat şampiyonu hocam benim inşallah. Ben değilim. Allah'ın izniyle. Gerçekten ben de inanabiliyorum buna ya. Rusumat 4 kadın futbol takımının aylardır beklediği karar sonunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. 29 Mayıs tarihinde Rusumat 4 kadın futbol takımı ile Adana 01 kadın futbol takımı arasında oynanan Kadınlar Futbol 3. Lig final karşılaşmasında Ordu ekibi bileğin hakkıyla sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Bu sonuçtan sonra Adana ekibi Rusumat kadın futbol takımını Türkiye Futbol Federasyonu'na usulsüz futbolcu oynatma adı altında şikayet etmişti. Aylar sonra ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen açıklama geldi. 29 Mayıs'ta oynadığımız müsabakayı 2-0 kazanmıştık. Biz eve sevinerek geldik memleketimize, ordumuza. Tabii biz hiçbir şeyden habersiz, işte kutlamalar falan yaparken bizden şikayetçi olmuşlardı ki biz gene kendimizden ve çocuklarımızdan emindik. Dün itibariyle TFFC'de aklandık. Futbol Federasyonu Adana 01 ekibinin şikayetini haksız bularak reddetti. Bu kararla birlikte suçsuzluğu ortaya çıkan Rusumat 4 futbol kulübü ve bahsi geçen futbolcular ceza almadı. Ceza almamıza yer olmadığına ve çocukların ceza almasına yer olmadığına dair bir belge yayınlandı. O derece çok mutluyuz. Çok da gururluyuz çünkü yaptığımız için doğruluğu ve ödülünü almak keyifli. Şimdi bu süreçte artık diğer tarafın kendi ifadesinde biz TFF'ye itiraz ettik ve haklıydık mesajlarını ne şekilde çevirecekler, ne şekilde dolandıracaklar onu merak ediyoruz. Biz inandığımız yoldan devam ettik, inandığımız sürede devam ettik, kazandık, ikinci lige çıktık diyoruz. Adana'ya da yendik. 5,5 aylık bir eziyet süreci vardı.
Allah'a çok şükür o da dün sizin de haberiniz aldığınız kadarıyla işte tescillendi Allah'a çok şükür. Herkes şu an mutlu, hak yerini buldu, adalet yerini buldu. Hakan hocamın demesi gibi biz kaçak, göçek veya usulsüz hiçbir şey yapmadık. İnanın 5,5 ay topçular olsun, biz olalım. Yani yediğimiz içtiğimiz yani kursağımızdan geçmiyordu. Allah'a çok şükür adalet yerini buldu diyorum. Bundan sonra ikincilikte bizi takip edin diyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum şu an. Bu kararla birlikte geçen sezon sonunda şampiyonluğa ulaştığı tescillenen Rusumat 4 kadın futbol takımı yeni sezonda ise kadınlar futbol 2. liginde mücadele edecek. Bu süreçte gerçekten arkamızda duran bizim insanlar oldu. ASKV'de bir toplantı yapmıştık Metin Kır başkanımızdan Ali Osman abimize kadar. Herkes yanımızdaydı. O anlamda bu halkın gerçekten bilmesi lazım. Biz iyi doğru işler yapıyoruz. Hiç kaçak göçekle, sahtekarlıkla işimiz olmadı. Bunu da gördüler. Zaten paylaştık her grupta. Sadece şunu söylüyorum. İkincilikteyiz. Daha da büyük geliyoruz. Daha da ateşli ve alevli geliyoruz. Stadın o tribünün dolmasını istiyorum. İkincilikte hedef birincilik. Hakan hocam yine tekrar ona katılıyorum. Buraya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı getireceğiz. Yani öncelikle hedefimiz o. Öncelikle hedefimiz ondan ziyade Türk futboluna, bayan futboluna futbolcu kazandırmak. Bizim amacımız bu. Milli takımlara daha çok sporcu vermek. Yani Ordu'nun, Rusumat'ın ismini her yerde duyurmak bizim öncelikle hedefimiz. Rusumat 4 Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Yurdakul'la antrenör Ali Özkan ise bundan sonraki süreçte daha güçlü hedeflerle yola çıkacaklarını söyleyerek herkesin bu takıma destek çıkması gerektiğini ifade ettiler. İşte arkamızda dursunlar, yanımızda olsunlar değil. Çocukların yanında olsunlar, bizi boş versinler. Biz yine bir şekilde kendimizi ilerleyeceğiz ama çocukların yanında dursunlar. Buradan milli takıma çok topçu gönderdik. Salı günü bu arada 16 tane kızımızı Trabzon milli takım seçimlerine götürüyoruz. Bak düşünün 16 kızımız. Yani buradan istediğimizden çok şeyler başarabiliriz. Çocukların yanında dursunlar, biz onu istiyoruz. En son şunu eklemek istiyorum. Bizim arkamızda değil, yanımızda dursunlar. Bize sahip çıksınlar. Biz başka bir şey istemiyoruz. Yani bize güvensinler. Başka da hiçbir şey söylemiyorum ben. Bu haberle birlikte spor haberlerini noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.